Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bein Spor stüdyolarına 21 Eylül Salı günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizleri sormak. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, ilk sayfamız, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza Milliyet Gazetesi'nden. Bu fragman film 2022'de. Ampute Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran milli takımımız İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Büyük bir mutluluk yaşayan kafile. Bu bir fragman film 2022 Dünya Kupası'nda. Ülkemize bir ilki yaşatıp kupayı kaldırmak istiyoruz dediler. Uçakta anons sürprizi yapıldı. Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı ve teknik direktör Osman Çakmak ile kaptan Bülent Çetin dışında diğer oyuncular da başarıyı değerlendirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Şehmus Erdinç, bu başarı tesadüf değil. Pandemi nedeniyle çok zorlandık ama teknik heyetimiz sabırlı, istekli ve arzuluydu. Bizleri iyi hazırladılar. Özellikle teknik direktörümüz Osman Çakmak başta olmak üzere tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Gaziler Günü'nde bu kupayı getirmekten dolayı çok mutluyum. Şimdi 2022'deki Dünya Kupası için hazırlanacağız ve bu kupayı inşallah Türkiye'ye getireceğiz dedi. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen ve gol kralı olan Ömer Güleryüz ise havaalanındaki karşılamadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Alican Kuruyamaç ise çok çalıştık, istedik. Polonya'ya giderken elde edilen başarının bir şans olmadığını göstermek istedik. Oynadığımız maçlarla ve skorlarla bunu gösterdiğimize inanıyorum. Ülkemize armağan olsun. Dünya şampiyonluğumuz eksik ve onu da almak istiyoruz demiş. Değerli izleyenler, hakikaten bugün bu haberle başlamak istedik. Bugün bu haberi birinci manşet olarak sizlerle paylaşmak istedik. Ekranlara da dün Türkiye'ye dönüşlerinde sporcularımızın, milli sporcularımızın karşılama görüntüleri yansıyor. Cümle herhalde şu, anahtar cümle, başarımız tesadüf değil. Anahtar cümle bu olsa gerek, hakikaten öyle. Çünkü hiçbir başarı tesadüf eseri olmuyor. Belki klişe bir cümle, belki çok konuşulduğu için içi boşalmış bir cümle gibi, ifade gibi gelebilir insanlara ama şans da çalışanın yanında değil mi? Her zaman. O da futbolcu olarak da galiba Osman Çakmak, yanılmıyorsam futbolcu olarak da ulusal takıma çok ciddi hizmet etmiş bir sporcuydu. Çok yürekli bir sporcuydu. Kaptanıydı milli takımın. Şimdi tek direktörü oldu. Ne kadar güzel bir hikaye yazıyorlar, yazmaya devam ediyorlar. Gerçekten ne kadar gurur duysak az. Gerçekten öyle. Bize yaşattıkları gurur için, mutluluk için teşekkür edelim, tebrik edelim bu başarılarından dolayı ve devamını dileyelim. Değerli izleyenler, turnuvayı, bu başarıyı, bu mutluluğu, bu işi başından beri içinde olan, bu işi yıllardır idare eden bir isimle değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy bizimle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ikinize de. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Öncelikle tebrik edelim bu başarı için. Demin söyledik ya, anahtar cümle başarı tesadüf değil. Ben size şöyle sorayım, sözü ondan sonra size bırakayım. Neler yaşadınız, neler yaptınız, zorluklar vesaire, bu işin altından nasıl kalktınız ve bu noktaya nasıl getirdiniz? Tebrik ederiz tekrar. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii bu başarının tesadüfi olmadığını zaten sizin cümlelerinizden duyduk. Ama konuğumuz orada Uğur Meleke bunu en iyi bilenlerden birisidir. Çünkü çok iyi hatırlayacaklar. Biz Futbol Federasyonu'nda engelli futbolunu geliştirmek üzere böyle bir kurumsal yapıyı kurduğumuz 2006'nın hemen peşinden 2007 yılında Antalya'da daha rehabilitasyon amaçlı 20 gazi futbolcumuzun olduğu dönemde dünya şampiyonası yaptığımızda sevgili Uğur Meleke orada bulunmuştu. Dolayısıyla aslında 2007'den bugünlere kadar gelen o periyodu zaman zaman yazar olarak, zaman zaman da gözlemci olarak takip etti. Bizim bilgilerimizi zaman zaman kendisiyle de paylaşmıştık. Dolayısıyla orada gelinen nokta, bugün bizim tohum, şöyle bir düşünürün, çok güzel bir sözü var. Diyor ki, tohumlar yola düşerse kuşlar onları yer. Tohumlar taşlara düşerse büyümezler. Tohumlar iyi bir toprağa düşerse ürün verirler. Tohumlar sadece iyi topraklarda verimlidir.
Dolayısıyla biz aslında o 20 kişilik o nüve kadronun çok iyi tohum olduğunu biliyorduk. Biz onlara Futbol Federasyonu olarak biz onlara en iyi toprak ortamını yaratmaya çalıştık. Bir sahneyi hazırladık. O oyuncularımız, kahraman oyuncularımız da zaman içerisinde dünya üçüncülükleri. Avrupa şampiyonluğu iki kez oldu, dünya ikinciliği oldu. Ama bundan daha önemlisi şudur. Biz engelli futbolunda dünya markası olacağımızın altını çizmiştik. Bugün ampute futbolu gerçekten dünyada en sayılı futbol organizasyonlarından birisine sahiptir. Belki birincisidir. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde ya da dünyanın hiçbir ülkesinde ligler yok. Yani 20 oyuncuyla başladığımız bu serüvende bugün 500'e yakın Türk futbolcusu liglerimizde oynuyor. 30'a yakın da yabancı oyuncu Türkiye'de futbol oynuyorlar. Dolayısıyla bütün herkesin en büyük odak noktalarından, herkesin bulunmak istediği atmosferde bizim Türkiye'deki ampute futbol ligleri. Ömer Bey, çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Yayına girmeden önce biz Uğur Meleke ile kendi hatıralarını, yaşadıklarını, yaptıklarını, yazdıklarını anlatmıştı zaten. Ama çuvaldızı kendimize batıralım. Başarılar oldukça biz de gündeme taşıyoruz. Kabahat bizim. Ancak yeri gelmişken soralım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Gelişmesini istediğiniz, daha şöyle şöyle yapsak daha iyi olur dediğiniz ya da bir duyurmak istediğiniz bir nasıl diyelim ona? Şöyle şöyle yaparsak daha iyi olur ve herkesin dikkatini çeksek daha iyi olur dediğiniz bir nokta var mı? Şimdi önce şunu da ifade etmek istiyorum. Aslında evet. Bizim buradaki sadece ampute futbolda değil, yani işitme engelliler milli takımımızın geçmişte olimpiyat, iki kere dünya, bir Avrupa futbol şampiyonluğu, yine sesi görenler futbolumuzun Avrupa şampiyonluğu, bütün bunların hepsi aslında bir hikayenin ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bir tesadüfün ürünü olmadığını gösteriyor. Ancak yine de kendinize ve medyaya ben haksızlık etmek istemem. Kendim de aynı zamanda bir yazar olarak ben haber olmayı hak ettiği zaman herkesin her zaman haber olacağını düşünen ve inananım. Sizin kurumunuzun da geçmişte Lig TV ismiyle bizim 2007'deki dünya şampiyonamızı ki o zaman şartlarında dünya engelli futbol tarihinde ilk kez canlı yayını sizin kanalınız gerçekleştirmişti. Uğur Meleke bunları köşelerine taşıdı. Birçok yazar bunları köşelerine taşıdı. Dolayısıyla biz yani haber olma konusunda gerçekten çok başarılı organizasyonlar yaptığımıza inanıyorum ve medyadan da bunun karşılığını aldık. Tabii bizim burada engelli futbolundaki noktamız sadece bir engelli futbolu değil. Bizim burada aslında son 20-30 yıllık bir ülkenin tarihi de burada yansıtılmış oluyor. Ampute milli takımın özelinde. Geçmişte ifade ettiğim gibi 20'ye yakın bir gazi oyuncumuz varken bugün sadece artık ampute milli takımının antrenörü sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmişte kaptanımız Osman Çakmak gazidir. Ama bizim bu şeyde çünkü 20-30 yıl önce bu ülkede terör çok fazlaydı ve gaziler için bu daha çoktu. Ama bugün artık sivil bir organizasyon şeklinde hareket etmektedir. Ve engelli futbolu üzerinden ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'de engellilerin sorunlarının en saygın bir şekilde ajitasyonlara uğramadan hayranlık uyandırıcı bir şekilde toplumun gündemine gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017'de Vodafone'da oynarken maçları yurt dışından takip edip hemen oraya telefonla bağlanması, bugün yine aynı şekilde Meksika'da dünya ikinciliği sırasında iki kere ampute milli takımını kabul etmesi, Gençlik ve Spor Bakanımızın daha geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu ile engelli futbol 15 yıl filmimize bizzat kendisinin katılarak filmde görev alması ve süreci takip etmesi. Yine geçmişten bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu başkanları ki bugünkü başkanımız Sayın Nihat Özdemir de gerçekten bu konuda çok öncü bir şekilde destek vermesi. Yönetim kurulu üyemiz İsmail Erdem ve diğer yönetim kurulları aslında toplumla buluşan, bence topluma çok dokunan bir organizasyon ampute futbolu. Ben bu anlamda çok büyük. O yüzden de geleceğe yönelik olarak tabii ki çok fazlasıyla yapılacak konular var. Sürekli kendimizi geliştirerek, yenileyerek dünyada bir artık UEFA'nın da en saygın gördüğü ülke Türkiye'dir bu engelli futbolunda. Tekrar yine yani sponsorlarımızla, medya desteğimizle yeni döneme, yeni şekilde hazırlıkları inşallah kısa sürede sizlere paylaşmak isterim.
Ömer Bey çok teşekkürler. Son bir soru. Sporcularımızla teknik heyetimizle 2022'deki Dünya Kupası'na vurgu yaptılar, dikkat çektiler. Tek eksiğimiz evet. O, onu da inşallah getireceğiz ülkemize dediler. Doğru. Hazırlıklarımız, inancımız, beklentimiz ne düzeyde acaba? Ben şöyle söyleyeyim. 2010 yılında Anadolu Ajansı'na yaptığım röportajda dünya şampiyonu olamadığımız takdirde Türkiye ampute futbolda başarılı değildir cümlesini çok iddialı olarak söylemiştim. Yani bu sorunun cevabını şöyle söyleyeyim. Oynadığımız final maçı, yani İspanya'da oynadığımız final maçı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir spor branşına, hiçbir takımımız finale bu kadar favori olarak çıkmamıştı. Dolayısıyla favori oranımız %100'dü. Ben dünya şampiyonluğunun da çok büyük aksilikler olmadığı takdirde milli takımımız favoridir. Bazen favoriler sakatlıklara, aksiliklere uğrayabilir. Ama favori olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü ampute futbolda Türkiye Brezilya, Almanya seviyesinde bir ülkedir. Sevgili Ömer Gürsoy çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldınız, bizleri aydınlattınız, bizleri bilgilendirdiniz ve görüşlerinizi paylaştığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolay bir iş değil gerçekten diyoruz ya, Ömer Bey de konunun altını çizdi. Başarı tesadüf değil. Çalışmadan olmaz. Çok 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 basit. Ben ömrü hayatım boyunca bunu gördüm. Öğrenciliğimde de meslek hayatımda da. Ne kadar çalışırsan o kadar oluyor. Çalışmak hakikaten önemli. Şansla çalışanın yanında. Bunu da gördüm. Deneyimledim. Uğur Bey biliyorsunuz çok çalıştık. Hem öğrencilik zamanında hem meslek hayatında. Hakikaten bazı şeyler kolay olmuyor. Sporcularımızı da bu anlamda, ciddi olarak bu anlamda tebrik etmek lazım. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez 2017'nin ardından üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası olmayı başardık. Maçlarımızda ilk olarak D grubunda Gürcistan'ı 10-0 mağlup ettik. Ondan sonra İtalya ile 11-0'lık bir galibiyetimiz var. Çeyrek finalde İrlanda'yı 4-0 mağlup ettik. Yarı finalde Rusya'yı 5-2 mağlup ettik ve en sonda finalde de İspanya'yı 6-0 mağlup ederek bu başarıyı tekrar kucakladık. Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak 2005 yılında bir beşinciliğimiz var. Ondan sonra da ilk üçün dışına hiç çıkmamışız. Üçüncü, ikinci, ikinciliklerimiz var. İnşallah önümüzdeki sene, yani biz yine buralardayız. Aynı Ömer Bey'in söylediği gibi, çünkü Türkiye bu işe yatırım yapıyor. Çünkü Türkiye'de bu işin ligi var. Biz kendi sporcularımızı burada oynatıyoruz. Dahası yabancılar da gelip burada oynuyor. Bu evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Galiba en önemli detay da bu. Çünkü futbolun enteresan bir büyüsü var. Futbolun enteresan bir kuvveti var. Başka herhangi bir sporda ya da sanatsal faaliyette olmayan. Nedir bu? İşte bir profesörle bir temizlik görevlisini ya da işte 60 yaşında bir olgun bireyle 18 yaşında bir genci ya da bir sanatçıyla bir akademisyeni omuz omuza aynı ülküde tribünlerde bir arada görebiliyorsunuz. Bir arada kucaklaştıklarını, sarıldıklarını görebiliyorsunuz. Yani bir sinema salonunun, bir tiyatro salonunun ya da başka herhangi bir sanatsal faaliyetin bu kadar birleştirici, bu kadar farklı kesimden, farklı yaş grubundan, farklı ekonomik, sosyal statünün insanı bir araya getirici bir fonksiyonu yok, gücü yok enteresan bir şekilde. Kofi Annan demişti ki eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri. Evet. FIFA'yı kıskanıyorum. Biz 207 tane ülkeyi başka herhangi bir ülkede bir araya getiremiyoruz. Ama FIFA futbol topunun arkasında bir araya getirebiliyor. Birleşmiş Milletler'in yapamadığını FIFA yapıyor demişti. Dünya Kupası. Milyarlarca insan seyrediyor değil mi? Tek evet. Bir mesaj, tek bir jest, tek bir söz, tek bir görüntü, tek bir kare anında milyarlarca insana ulaşıyor ve anında tepki veriyor. Reaksiyon alıyor. Futbolun böyle eşsiz bir İnanılmaz gücü var. Yani. Pascal Boniface'ın kitabında diyor ki Sırbistan Karadağ ayrıldı. Önce beraberlerdi biliyorsun Sırplarla Karadağlılar. Sonra Karadağlılar kendi kahvehanelerinde, kıraathanelerinde, kafelerinde her neyse yahu biz neden ayrıldık? Neden bağımsız olduk ki? İşte güzel kafeler, restoranlar Sırp tarafında kaldı. Güzel gittiğimiz yerler o tarafta kaldı. Arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Filan diye hayıflanmaya konuşmaya başladılar bazıları diyor. Ama sonra Sırplarla Karadağlılar futbol maçı yaptı. Karadağlılar Sırpları yendi, sokaklara döküldüler diyor. Farkına vardılar Karadağlı olduklarının. Böyle çok enteresan bir büyüsü var futbolun. Buradan şuraya bağlayacağım. Yani engelli futbolunda önce olmamız. Engelli futbolunda eşsiz bir turnuva ve lige sahip olmamız. Uluslararası sporcuların buraya gelip oynaması. Engelli dostu bir ülke olmamız. Bence bu anlamda bizi başka bir şeye itmeli.
sokaklarda da sadece spor sahası da futbol sahası değil, sokaklarda engelli dostu bir ülke olan. İstanbul engelli dostu bir kent olsun. 81 vilayette engelli dostu kaldırımlar, sokaklar, yollar, mekanlar, kafeler inşa edelim değil mi? Sokaklarda bu insanlar gerçekten özel insanlar, ciddi sorunlar yaşıyorlar, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bugün kaldırımların üzerindeki mantarları gördüğüm zaman ben sokakta, yani bunlar evet bize bir güçlük çıkarmıyor ama güçlük çıkardığı insanlar var, o aklıma geliyor ve bunlarla ilgili hayıflanıyorum. Futbol bu anlamda da umarım önce olur. Madem engelli futbolunda bu kadar öncüyüz, dünyada bir numarayız, kendi ligimiz var. O zaman engelli dostu bir ülke olma konusunda da önce olmaya gayret edelim. Bu vesile olsun. Yani empati kurabilelim ve hayatı kolaylaştıralım engelli dostlarımız. Bu minvalde sokaktaki kazılara bile müdahale ettiğinizi biliyoruz değil mi Uğur Bey? Yani ben gerçekten geçen de program önce seninle konuşuyordum. Evet. Bir ülkede kaldırımların yüksekliği o ülkede medeniyet seviyesiyle paralel gidiyor, korele gidiyor. Ama o kaldırımların yüksekliği maalesef engellilere güçlük çıkarıyor. O kaldırımlar neden yüksek? Araçlar yasak olan yerlere park etmesin diye. Yani bunun için kaldırımını yükseltmek zorunda kalmasak keşke. Aynen. Keşke araba sahipleri birkaç saat sonra yaya olduklarının ve o kaldırıma ihtiyaç duyacaklarının farkında olsa. Yani şu empati duygusunu geliştirebilsek ya da yüksek cezalar ile bunu kontrol altına alsak. Yani eğer bunu eğitimle gerçekleştiremiyorsak yüksek ceza verelim. Yani kaldırma parkın cezası yüksek olsun. Ve bir daha park edemeyecek kadar yüksek olsun. Ya oraya mantar yapmak zorunda kalmayalım. O beton mantarlar maalesef medeniyetsizliğin bir göstergesi. Maalesef. Maalesef öyle. Aynı sizin söylediğiniz gibi, aynı Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un söylediği gibi, bu tip başarılar, bu tip turnuvalar engellilerin memleket genelindeki sorunlarını da ya da onların nasıl daha rahat edebilecekleri, nasıl daha medeni yaşayabilecekleri konusunda farkındalığı da arttırıyor. Bunun da, yani tek bir başarı değil sadece. Tek bir sonucu yok, birçok sonucu var. Gerçekten tebrik edelim hem yönetimini, hem teknik ekibini, hem de sporcularını bir kez daha. En son Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından önümüzdeki senede inşallah Dünya Kupası'nda izleyeceğiz diyelim. Ve yine milli takımla devam edeceğiz değerli izleyenler. Ancak bu sefer A milli futbol takımına geçeceğiz. İlk olarak başlığımız Foto Maç gazetesinden geliyor. Şimdi gelmesin bir saniye. Dün konuşamadık konuyu. Evet, hakikaten etmedi. İzlemeyen seyircilerimiz için, belki de hani ilk defa bugün seyreden ya da o gün seyretmemiş olan izleyicilerimiz için, biz Stefan Kuntz ismi ilk gündeme geldiğinde Stefan Kuntz'un bir büyük takım tecrübesi olmadığını, teknik direktör olarak bir büyük takım tecrübesi olmadığını, dolayısıyla bir altyapı mı ya da altyapıdan üst yapıya geçiş konusunda bir uzman olarak mı öyle bir göreve için görüşüldüğünü varsaymıştık, tahmin etmiştik. Milli takım, A milli futbol takımı teknik direktörlüğü için değildir herhalde demiştik ama günler geçti, haberler olgunlaştı ve dün de basın toplantısı yapıldı. Evet, Stefan Kuntz A milli futbol takımı olarak göreve geldi. Şimdi detaya geçmeden başlığı okuyalım. Ekranınıza gelsin Foto Maç gazetesinde. Türkiye gurur duyacak. Stefan Kuntz A milli takımdaki ilk hedeflerini açıkladı. Takımın Mart'taki performansı beni heyecanlandırdı. İlk iş önlemleri alıp takımın potansiyelini tekrar çıkarmak olacak. Ülkenin bizimle gurur duymasını istiyorum. Uzun uzun okumayacağım çünkü birazdan biz de haberimizi, bandımızı paylaşacağız sizlerle. Hemen üstünde de uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz'a duydukları güveni dile getirdi. Ne sonuç alacak olursak olalım, hocamızı tartışmayalım, kendisine güveniyoruz dedi. Şimdi tartışmayalım derken zaten isim biraz tartışmaya sebebiyet verdi. Biz bunu ilk günden beri konuşuyoruz. Almanya U21 milli takımı dışında bir hocanın şeyi yok. Hani bir profesyonel olarak baktığında kulüp idarecisi ya da altyapılarla çalışmış yönetim kurulu üyesi. Kayserispor'da spor yönetimi konusunda daha çok uzmanlığı. Burada Almanya en üstte Almanya milli takımı teknik direktörü bu görev değişikliği esnasında Löw'le Hansi Flick hocam arasındaki görev değişikliği esnasında vekaleten görevde kaldığı bölüm. Evet. Şimdi hocam Şenol Hoca'yı niye eleştirdik? Şenol Hoca'nın bir sistemi vardı. Şenol Hoca'nın bir taktiği vardı ve bize bu taktikte çok büyük mutluluklar yaşattı. Fransa maçı, Hollanda maçı, Euro 2020 elemeleri, muazzam bir futbol, coşku, sevgi, bizim çocuklar. Bu tarihin en sempatik milli futbol takımı olabilir vesaire. Yalan değil. Çok büyük mutluluklar yaşattı. Hepimiz sevdik, hepimiz sahip çıktık.
Sonra o sistem çözüldü. Ve o sistem gelişmedi. Başka bir repertuarımıza yeni bir şey ekleyemedik. Hep aynı şeyi oynadık. Oynadıkça da bunu çözenler üstümüze geldi, üstümüze geldi ve kötü skorlarla. Bir travmatik bir Euro 2020 performansı, ardına yine travmatik bir Hollanda maçı. Geldiğimiz nokta bu. Bu çerçevede baktığımızda Stefan Kuntz yeni bir öneride bulunabilecek mi? Baştan başarısız olacak demek herkese haksızlık. Ama bu tamam. Yani kim gelirse gelsin yeni bir öneride bulunabilecek mi? 1, 2, 3 farklı repertuarları olabilecek mi? Oyun içerisinde farklı bir şeyler deneyebilecek mi? Bir oyun tesis edebilecek mi? Bunu bir cebe koyalım. Ancak seçilecek isim kariyer olarak böyle bir isim mi olmalıydı? Neresinden bakacağız? Hangisini eleştireceğiz? Hakikaten çok şey, acayip bir durum. Ya futbol öyle bir şey tabii. Şuradan bir cümle, bir özür dilerim. İstersen açıklamalarını da görebiliriz. Bir şuradan bir şey daha hemen hızlıca. Hamit Altıntop, futbol kültürünü arttıracağız. Federasyonda milli takımlardan sorumlu isim olan Hamit Altıntop toplantıda ilk söz alan isimdi. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbol kültürünü arttırmak. Taraftarı yeniden statlara getirmek. Eski gururu, sevinci yaşatmak istiyoruz. Kuntz'la beraber en üstte. Doğru modern bir futbolla bunu ilerletebiliriz. Yani bu şöyle anlayacağız herhalde. Yepyeni bir yapılanma. Bir milat yani Stefan Kuntz. Yepyeni bir döneme mi giriyoruz yani? Tarif edilen, anlatılan, kullanılan cümleler öyle söylüyor. Ama hiç de öyle bir havada hissetmiyorum ben. Sen hissediyor musun? Yani yepyeni bir milat, hadi başlıyoruz yeniden falan. Ben o şeyi yakalayamadım yani. O havayı yakalayamadın mı? Yani şöyle, o zaman önce doğru tedaviyi yapmak için doğru teşhisi koymak lazım. Oradan başlamak lazım. Mesela Nihat Özdemir açıklamasında, yani tartışmayalım tek direktörümüzü tartışmadan. Görmek ister misin? Tabii ki evet, görebiliriz. Değerli izleyenler, açıklamaları önce hangisiyle başlayalım sevgili Reci? Stefan Kuntz'un açıklamaları dünkü basın toplantısından önce onunla başlayalım. Önümüzdeki 4 maç boyunca en kısa sürede tamamen futbola odaklanacağız. Ve sizler de biliyorsunuz teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. Ama iyi çalışmayan bir ekibi olmadan bu mümkün değil. İyi çalışan ekipten kasıt sadece milli oyuncular değil. Milli takım düzeyinde aynı zamanda herkesin milli takımın arkasında ona destek olmasıdır. Yani benim için bir tür evime geri dönmek gibi oldu burada olmak. Beşiktaş'ta geçirdiğim bir yıl inanılmaz bir yıldı. Eşim bugün bile hala bir yerde bir hata yaptıksa eğer hayatımızda Türkiye'den erken ayrıldık diye hala anlatır. O zamanki kaptanımı hatırlıyorum mesela Rıza ya da işte Ertuğrul Küçük Metin, Şifo Mehmet forvetle benim yanımda olan, yani onlar hatırlıyorum. Sergen'i mesela teknik direktör olarak onu yan kenarda gördüğüm zaman kahkahalar attım televizyonun karşısında. Çünkü onun antrenör olması, teknik direktör olması ve üstüne üstlük bu kadar başarılı olup da şampiyon olması karşısında saygı duyuyorum sadece. Aileme Türkiye'deki görüşmelerim iyi gittiğini söylediğimde ve buradan belki de teknik direktörlüğe geçebileceğimi söylediğimde çocuklarım ve karım da ilk olarak şunu söyledi. Biz de gelebilir miyiz seninle? Biz de Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Sanırım bundan daha büyük bir iltifat yapmam mümkün olmayacaktır. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim. Ve sahadayken aklıma Beşiktaş'tayken kullandığım bazı kelimeler de gelecektir. Yani futbol Türkçesi diyorum ben ona. Onları hatırlayacağım eminim. Mart ayındaki performans aslında benim bu işi almaya karar verdiğimde bu kadar heyecanlandıran şey oldu aslında. Çünkü bu takımın potansiyelini görmüş oldum orada. Şimdi yapacağım şey hangi önlemleri alarak, hangi adımları atarak bu potansiyeli yeniden ulaşabiliriz diye düşünmek olacak. Bütün bir ülkenin bizimle gurur duymasını istiyoruz. Ve en güzeli tabii ki hep beraber kutlayabilmek olacaktır zaferimizi. Bu tabii ki bir taraftan insani bir boyutu var. Diğer tarafta da her antrenör, her teknik direktörün bir futbol vizyonu vardır. Aynı şey benim için de geçerli. Ama milli takımda teknik direktörün görevi biraz da şudur. Oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi
izlemek, gözlemlemek gerekiyor. Çünkü en büyük başarıdan aslında kendi takımlarında elde ediyorlar. Şimdi o başarıyı milli takıma aktarmaya çalışıyorum. Yani 11 tane puzzle, yapboz parçası bulacağım. Bunlar kulüplerinde oynadıkları gibi üst düzeyde oynayacaklar ama aynı zamanda birbirleriyle uyumlu olacaklar. İşte en ideal performansı o zaman yakalarız. Üstelik oyuncular da çok daha rahat hissederler. Çok kısa şekilde bu şekilde özetleyebilirim. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye halkıyla birlikte kutlamanın ne kadar güzel olduğunu söyleyeceğim. Maç kaybetmenin de üzücü olduğunu söyleyeceğim ama başıma geleceklerin ne olduğunu da biliyorum. Merak etmeyin. O konuda tecrübem var. Bir ülkeden bir konsepti alıp bunu başka bir ülkeye uygulayabileceğinizi düşünmüyorum. Bence ülkeyi biraz daha iyi tanımanız gerekiyor. Ülkenin karakterini anlamanız gerekiyor. O zaman işte bir Türk yolunu bulmanın mümkün olduğunu düşünüyorum oyuncuları ve takımı geliştirmek için. Motivasyonumu sordunuz. Hamit'in sorusu şuydu. Türk milli takımın antrenörü olmak ister misin, teknik direktörü diye sordu. Motivasyonum buydu. Bunun üzerine bütün sinir sistemindeki bütün reseptörler aynı anda birden kabardı. Bir coşkuya kapıldım ve bu yetti bana motivasyon için. Ve sonra işte yaptığımız görüşmeler, o sert müzakereler, yaptığımız toplantılar son derece yüksek profesyonel bir seviyede Alman Futbol Federasyonu'yla görüşmeler yapıldı, bir mutabakata varıldı. Bu ilk motivasyondu. Şimdi buna bir de duygular eklendiğinde o zaman sanıyorum ki bizi durduracak bir şey olmayacaktır. Stefan Kuntz'un dünkü açıklamalarından öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi sırada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerden Hamit Altıntop'un değerlendirmeleri var konuyla alakalı. Bildiğiniz gibi kan değişiklikleri futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşanan süreç üzerine Şenol Güneş hocamızla görüşmeler yaptık. Karşılıklı mutabık kalarak yollarımızı ayırdık. Ardından da yönetim kurulumuzda değerlendirmeler yaparak Stefan Kuntz ile isminde karar kıldık. Sayın Kuntz, futbol anlayışı, kariyeri ve disiplininin yanı sıra son 5 yılda 3 kez Avrupa Şampiyonası finali oynatıp 2 şampiyonluk kazandığı Almanya U21 takımının tarihindeki en başarılı teknik direktörü olarak ülkemize geldi. İnşallah kendisi kazanacağı başarılarla Almanya için bir kayıp, Türkiye için ise kazanç olacaktır. Sözleşmemiz 3 yıl. Tabii ki her kontratta olduğu gibi yine bunda da bir tazminat maddesi söz konusudur. Ama sağ olsun bir daha teşekkür ediyorum kendisine. Tazminat maddesi konuşulurken gerçekten çok bize karşılıklı teveccühte bulundu ve öyle bir şey imzaladık. Ve bundan da biz imzaladığımız tazminat maddesinden dolayı da memnunuz. Ayrılan hocamızla oturup masa başında anlaşarak kendisiyle vedalaştık. Türkiye Futbol Federasyonu ile Sayın Şenol Güneş arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından aşağı bir rakamla anlaşmamızı tamamladık. Bir defa biz bu sene, gelecek sene ve onu takip eden sene Türkiye Süper Ligi'nde ve TFF 1. Ligi'nde oynayacak yabancı sayısını ilan ettik. Ve bunun ilk senesini yaşıyoruz. Ve bunu bir yıl geciktirdik pandemi dolayısıyla. Hocamız da Hamit Altıntop'la hep bütün bu konuları detaylı olarak tekrar görüşeceğiz. Bu yapmış olduğumuz, almış olduğumuz kararların Türk futboluna, Türk milli takımına etkisinin nasıl olacağını hep beraber konuşuyoruz zaten. Bunları değerlendiriyoruz. Tabii ki hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Hamit'in görüşünü alacağız kesinlikle. Buna göre şu andaki sistemimiz yürürlüktedir ve devam ediyor. Zaten Sergen Hoca da dedi ki ben buna alıştım bu sisteme. Gelecek yılda bu kararın değişmeden uygulayacağını bilmek istiyorum. Evet, gelecek yılda bir sayıyı düşürerek, yani sahada 4 Türk oyuncusu olmak üzere ligin gelecek yılda devam edeceğini söylemek istiyorum.
Başkanımızın önderliğinde yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Sayın Stefan Kunt, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisi Almanya Ümit Milli Takım'da 5 yıl görev aldıktan sonra, 5 başarılı yıldan sonra A takımı hak ettiğine inanıyorum. Almanya'da bu şansı bulamadı ama biz de ülkemizde ikinci vatanında bu şansı biz kendisine veriyoruz. Hedefimiz çok büyük. Türkiye'nin hedefi çok büyük olması da gerekir. Size sadece şunu söyleyeyim. Şenol hocamızdan vedalaştıktan, anlaştıktan sonra 20-25 tane hocayla görüştüm. Türkiye'nin albenisi çok. Yani ilgisi, potansiyeli, bunu herkes kabul ediyor. Ama onlar içeriden olmadığı için Türkiye'mizin eksiklerini görmüyorlar. Yani güzel statlar var, çok iyi oyuncularımız var, çok iyi kulüplerde oynuyorlar. Ama gerçeklerimiz var. O gerçeklerimizi kabul etme vakti ve orada müdahale etme zamanı. Bunu sadece saha içi değil, saha dışı da yapacağız. Bunda çok kararlıyız ve bunu dışarıda hissettireceğiz. Her alanda. Bakın inanın bana, ben bu milli takımı o kadar iyi yakın biliyorum ki, ama son 5 maçın bir açıklaması yok. Bir açıklaması yok. Milli takımımız teknik taktik anlamda her zaman bir inişte çıkışta görmüştür. Ama benim takımım, bizim takımımız hiçbir zaman bu kadar çaresiz veya yani ruhsuz kelimesi belki doğru değildir ama böyle yani donuktu. Yani onun için hepimizin bunda payı var. Bunu kabul edelim. Sizlerin de, bizlerin de, herkesin. Hocamızın iki tane kendi tercih ettiği yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili bir küçük bir çalışmamız var. Orada da tabii ki kendi tercihlerini yapacaktır. Biz de uygunluğu görürsek uygunluğu da vereceğiz. Tabii ki takımı iyi tanıyan, oyuncularımızı, ülkemizi iyi tanıyan bir arkadaşımız, hocamız da ekipte olması öngörülüyor. Ama bunun çalışmaları içindeyiz. Ona bugün, yarın karar vereceğiz. Tam kadroyu da size inşallah en kısa zamanda açıklayacağız. Değerli izleyenler, açıklamalar böyleydi. A Milli Futbol takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Buyurun. Önce tercümanı tebrik etmek isterim. Stefan Kuntz'un. En güzel açıklamalar onun da, en anlaşılır. Yani çünkü yabancı bir ülkeye gidiyorsanız iletişim de bu işin anahtar unsurlarından Tabii. bir tanesi. Ve iletişiminizde tercüman da çok hayati bir rol oynuyor. Gerçekten. Stefan Kuntz'un aktardıklarını çok doğru biçimde çeviren, yorumlayan, aktaran, ismini bilmiyorum, ismini söyleseydi orada bilseydim şimdi tebrik ederdim ismiyle. Tercümanı tebrik ederim. Tabii ikinci konuda ekibi keşke açıklansaydı, çünkü Kuntz'un da altını çizdiği gibi bu sadece bir tek direktör işi değil. Bir ekip işi, hatta öyle 3-4 kişinin de işi değil, daha kalabalık ekiplerin işi. Çünkü rakip analizi, veri analizi, data transformasyonu ve takıma geçirilmesi bunu. Bundan anahtar duygular. Hele milli takımda daha da anahtar hale geliyor. Çünkü zaten 3-4 günün var. Onlara çok fazla, oyunculara çok fazla taktik, teknik, fiziksel bir şey yüklemen çok kolay değil. Dolayısıyla rakip analizi çok da anahtar hale geliyor. O yüzden de ekip çok önemli. Stefan Kuntz'un ekibini ben de merak ediyorum. Yanında muhakkak kamuoyunda takdirini kazanmış olan, kazanacak bir Türk yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce elimizde Derval Mustafa Denizli örneği var. Elimizde Piontek Fatih Terim örneği var. Lucescu göreve gelirken yazdığımda söyledim de, keşke Lucescu Okan Buruk ikilisi gelse. Lucescu zaten burada çok uzun süre kalmayacak. Bir dönüşüm yapacak. O dönüşümü bir yerli tek direktör devam ettirse diye. O zaman Okan Buruk'u önermiştim. Keşke öyle olsaydı. Şimdi Stefan Kuntz zaten onlar kadar güçlü bir isim değil. Yani Derval gibi, Piontek gibi, Lucescu gibi güçlü profilli birini getirmiyoruz. Bari yanına güçlü bir Türk yardımcı koyalım. Yani gerçekten güçlü bir Türk yardımcı koyalım. İsimsiz bir yardımcı değil. Onunla savaşabilecek, çatışabilecek, fikir teatisinde, kavgasında bulunabilecek ve milli takımın gerçekten
Kunus'la beraber sorumluluğunu alabilecek güçlü bir Türk yardımcı koyalım onun yanına. Bence o zaman Kunus'la ilgili değerlendirme tekrar daha sağlıklı yapabiliriz. Yani şu an Kunus'un Türk yardımcısı bence çok hayati bir konu. Hamit Altıntop nasıl düşünüyor, Nihat Özdemir nasıl düşünüyor bilmiyorum ama yüksek profilli olmalı. Mesela kim gibi derseniz, hani şu an çalışmadığı için Çağdaş Atan aklıma geliyor. 40-41, 40'lı yaşlarının başında ve kendini kulüp performansıyla ispat etmiş. Şu an çalışmadığı için Emre Belözoğlu aklıma geliyor. Yani o seviyede birini getirmelisiniz. Düşük profilli biri olmamalı bence. Gelecek kişi isimsiz biri olmamalı. Kunus'un tabii ki kendi isteyeceği, kendi getireceği bir iki Alman vesaire uluslararası yardımcısı olacaktır kendi ekibinden ama bunun yanında Türk yardımcılarının da veya Türk yardımcısının, ana yardımcısının da, ilk yardımcının da güçlü bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Joachim Löw oldu ama önce Klinsmann'ın yardımcısıydı milli takımda. Klinsmann göreve getirilirken 2006 Dünya Kupası öncesi yanına Joachim Löw getirildi. İşte Löw'ün yardımcısı kimdi? Hansi Flick'ti. Yani madem oradan bir anlayış transfer ediyoruz Alman futboluna, o zaman bunu da transfer edelim lütfen. Yanına güçlü bir yardımcı koyalım. Klinsmann'ın yanındaki Löw gibi, Löw'ün yanındaki Flick gibi. O zaman buraya da Türk güçlü bir yardımcı. Kim bu, merak ediyorum. Yani en az Kunus kadar önemli benim için. İşte biraz böyle diyorum ya, yeni bir dönem mi başlıyor Türk amirli futbol takımında? Milat mı? Yeni bir kültür mü yaratmaya çalışıyoruz? Ya bunlar çok büyük laflar bana sorarsan. Ve ezbere söylenen laflar gibi geliyor. Peki o zaman Mehmet Bey'in sorusunu soralım. Mehmet Demir diyor ki, Stefan Kunus'un hazırlık maçı bile yapmadan gruptaki en önemli rakibimiz olan Norveç karşısına çıkacak olması sorun değil mi? Büyük bir sorun değil mi demiş. Kim gelirse gelsin aynı durumda söz konusu olacak. Çünkü hazırlık maçı takvimi yok. Hazırlık maçı takvimini FIFA, UEFA belirliyor. Eskiden bundan 10 yıl 15 yıl önce boş çarşamba ara milli takımlar istedikleri kadar hazırlık maçı koyabiliyorlar ve oynayabiliyorlardı. Ama artık öyle değil. Artık takvim belli. Burada bir hazırlık maçı takvimi yok. Stefan Kunus'un da A milli takımda hazırlık maçı yapma şansı yok. Önümüzde 4 müsabaka var. En önemlisi de ilk Norveç maçı. Özellikle Norveç maçını kazanırsak ondan sonraki 3 rakibimiz zaten yenmemiz gereken rakipler. Yani Letonya'yı, işte Cebel Tarı, Karadağ zaten otomatik olarak mağlup etmemiz lazım. Yani şimdiye kadar edemedik doğru ama etmemiz lazım. Bu 4 maç 12 puanda ikincilik garantisi. Kim gelirse böyle problemle karşı karşıya kalacaktı. İşte Stefan Kunus da kalacak. Belki bu açıdan da izleyicimizin sorduğu soru açısından da yanındaki Türk yardımcı kritik. Değil mi? Bu süreci ekip daha meselesi. Doğru işletebilmesi için. Yani umarım yanına yüksek profilli bir Türk yardımcı getiririz. Hatta yanına gelecek Türk yardımcı hocanın sonraki milli takım teknik direktörü olabilecek potansiyelde olması gerekmez mi? Ranić'i getirseydik mesela, Ralf Ranić ayarında, Conte ayarında, kolay değil biliyorum da bir standart tarif ediyorum. İlla bu isimler olması gerekmiyor. Lucien Favre ayarında, Ranić ayarında, Conte ayarında birini getirseydik mesela yanına güçlü bir Türk teknik direktör yardımcı olarak girerdi muhtemelen. Derdi ki ya zaten bu isim Ralf Ranić. Ben de onun yardımcısı olurum. Ondan sonra da amil takım bir sonraki tek direktör olurum derdi ama şimdi Kunus olunca ona yardımcı olarak güçlü profilli bir Türk tek direktör getirmek de herhalde zor olacak. İsimden bağımsız olarak, lütfen yanılıyorsam ya da bakış açısı doğru değilse düzeltin. İsimden bağımsız olarak yaşadığımız süreç zaten son 4 maçı çok da önemsemediğimiz düşüncesi uyandırdı bende. Ama yanlış öyle mi? Olmamalı. Hayır, bilmiyorum, belki de değildir zaten. Öyle bir hava benim sadece hissettin. Benim sadece kişisel algım böyle oldu. Öyle belki olmamalı. Öyle Dünya Kupası yani. Feda edilemez. Asla feda edilemez. 4 yılda bir düzenleniyor ve bu jenerasyon şu anda Dünya Kupası'na aslında katılma yaşlarında. İşte şöyle bir gözden geçirelim. Yusuf Yazıcı, işte Hakan Çalhanoğlu. Burak'ı saymıyorum. Burak'ın son fırsatı zaten de. İşte düzelir gelirse geldiğinde tabii ki gelecek. Cenk Tosun, işte Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, 23'ler, 24'ler, 25'ler, 27'ler onları sayıyorum. Yani Dünya Kupası'na gitmeliler. Bunlar bu Dünya Kupası'na gidemezlerse bir sonraki Dünya Kupası'na kaç yaşında olacaklar? Yani yine giderler ama bu Dünya Kupası'nı kaçırmak kimse istemez. Asla yani bu 4 maçı feda etmemiz mümkün değil. Umarım seçimimizde, planlarımızda ona göre yapmışızdır. Ha diyeceksin ki tercih Stefan Kunus'a. Stefan Kunus bu 4 maçı hedefliyor izlenim veriyor mu? Ben Kunus'la ilgili şöyle bir şey hissediyorum. 2016 öncesi zaten spor yöneticisi. Az önce kariyerini verdik. Doğru. Kayserslautern yönetim kurulu üyesi. 8 yıl boyunca onu yapmış. 2008'den 2016'ya kadar. Çünkü onun öncesinde spor yönetimi eğitimi almış. Eğitimini almış. Galiba Bochum'da çalışmış kısa bir süre. Ondan sonra da Kayserslautern'de 8 yıl futbol yöneticisi. 2016'da tek direktörle dönmüş.
5 yıl boyunca Almanya U21 takımını çalıştırmış. Dolayısıyla ne oluyor? Stefan Kuntz'un teknik direktörlük CV'si 20-21-22 maksimum. O yaştaki çocuklarla evet. hikayesi gelişiyor. Şimdi bizim milli takım havuzu böyle mi? 2-3 yıl önce öyleydi. Şu evet, an tam şu değil. Çok şu an biraz daha büyüdüler. Yani var o yaşta da oyuncularımız var ama çok değil yani. Ümit milli takım seviyesi değil. Şu an amil takım seviyesi. 23-25-26-27 oralara geldi. Bizim son maçta sanırım yaş ortalamamız Burak dahil 26, Burak hariç 25 gibi bir şeydi. Artık o kadar değil. Eğer öyle olsaydı mesela şu an biz 19-20-21 yaşında süper bir jenerasyon yakalamışsındır, tamam mı? Harika bir jenerasyonu vardır ama çok küçüktür yaşı. Onları hemen amil takım adapte etmen gerekiyordur. Mesela 2010'ların başındaki Belçika milli takımı gibi. Eden Hazarlar, Kevin De Bruyne'ler, Lukaku'lar filan süper bir jenerasyon yakaladılar ama yaşları küçük. Onları hemen amil takım adapte 17 yaşında Lukaku'yu amil takıma koydular. Bizim karşımıza çıktı. Ben burada izledim Türkiye'de. Galiba Ali Sami Yen'deydi. 17 yaşında Belçika'nın santrifi olarak ilk 11'de çıktı Lukaku. Şimdi öyle bir takımın olsa o takımın geçiş sürecini yürütmesi için Stefan Kuntz'u getirsen haklı sebeplerin var derim. Çünkü uzun zamandır bu adam 5 yıldır zaten 19-20-21-22 yaş grubuyla çalışıyor. Senin de oyuncu havuzun öyle. Stefan Kuntz buna uygun derim mesela. Daha akla yatkın olur. Ama değil ki. Milli takımın bizim oyuncu havuzu biraz daha büyük. Büyüdü artık. Ve şimdi Zekiler, ligler Kaanlar. Ligler itibariyle vizyonları da büyüdü. Deneyimleri de var evet. Tabii. Lig deneyimleri, Serie A deneyimleri, Premier Lig deneyimleri, Lig 1 deneyimleri falan. Yani kulüp deneyimleri de bu milli takım artık olgun bir milli takım. Yaşları belki çok büyük değil ama ceplerine bayağı üst düzey turnuva maçı koydular. Deneyimli bir milli takım. O yüzden Kuntz tercihi biraz hani o anlamda da şaşırtıcı. Ama artık görev verildi, imza atıldı. Hayırlı olsun. Başarılar dileyelim elbette. Yani umarım muvaffak oluruz. Başarısız olmasını düşünmek gibi bir şey yok zaten. Umarım Kuntz kendi kariyerinde yeni bir sayfa açar. Umarım Kuntz da bu zamana kadar kazanmadığı başarıları Türkiye milli takımıyla kazanır. Ne kadar coşkulu hissetti onu görüyorum. Bazı cümleleri çok hoşuma gitti. Ailesiyle beraber gelmesi güzel, ailesinin evet. gelmek istemesi. Mesela Hussi Dink o konuda biraz tereddüt yaşamıştı. Gidip gelmişti mesela. Hiddink döneminde öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Türkçe öğreneceğim demesi güzel. Çalıştığınız ülkenin evet lisanını hızlı bir şekilde öğrenmelisiniz. Zaten memlekete aşina. Guardiola Bayern Münih'le anlaştı. 4 ayda Almanca öğrendi. Bayern Münih'te ilk basın toplantısını Almanca yaptı. Çünkü öyle gerekiyor. O ülkenin koşulları öyle. Avrupa'nın 5 büyük liginde tercüman kullanan tek direktör yok denecek kadar az. Bak sıfır demiyorum. Belki sıfır değildir. Ama yok denecek kadar az. Artık teknik adamların duygularını, bilgilerini, deneyimlerini geçirmek için tercüman kullanımı onların dozajını biraz azaltıyor şüphesiz ki. O yüzden Stefan konusunda bir an önce Türkçe öğrenmesinde fayda var. Bu güzel. Ya futbolculuk kariyeri üst düzey, bu güzel. Bizim Orhan Uluca'dan yine aldığım güzel bir veri. 1991'de yılın futbolu seçiliyor Almanya'da Stefan Kuntz ve Alman futbol tarihinde A milli olmadığı halde yılın futbolu seçen ilk oyuncu oluyor. Güzel de bir hikayesi Doğru. var yani. Tırnaklarıyla kazıyarak bir yere geliyor. Önce takdir edilip sonra başarılı olmuyor. Önce başarılı oluyor. Önce yumrukları atılıyor, atıyor. Sonra takdir ediliyor. Bu güzel. Tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmesi. Ve zaten biz de oynadığı dönemi Euro 96 falan çok iyi hatırlıyoruz. Canlı şahidiyiz. Şöyle bir sorun yaşamaz. Şenol Güneş mesela son dönem şöyle bir sorun yaşadığını kendisi itiraf etmişti. Ertuğrul Özkök'le röportajında ne demişti? Emre Belözoğlu'nu yardımcı teknik direktör olarak almak, yardımcı antrenör olarak almak istedim amil takıma. Trabzon'da vatan haini ilan edildi. Doğru. Ya buna göre mi alıyorsun kararlarını? Yani bir milli takımın kaderi buna göre tayin edilmez ki. Emre Belözoğlu uygundur veya değildir. Orasını tartışmıyorum. Ama sen uygun gördüysen, madem layık gördüysen, Şenol Güneş için uygunsa tamamdır yani. Bütün dünya karşında olsa alacaksın. Çünkü milli takımla ilgili kararları sen almalısın. Veya işte Altay oynatıyorum, Trabzon'lar ayağa kalkıyor. Uğurcan oynatıyorum, Fenerbahçe'ler ayağa kalkıyor. Ya buna göre karar alınır mı? Bir milli takım buna göre yönetilir mi? Milli takım evet. Belli ki Stefan Kuntz mesela tabii ki bu tarz faktörden etkilenmeyecek. Doğal olarak. Böyle bir avantaj olabilir bir yabancıyı takım başına getirmek. Ama uzun lafın kısası şöyle tamamlayayım. Milli takım başına Ralf Rangnick ayarında, Conte ayarında, Favre ayarında birini getirseydiniz buna saygı duyardım. Ama onları getirmiyorsanız Okan Buruk vardı boşta. Milli takım için uygun gözüküyordu. Madem Kuntz ayarına birini getireceğiz, yani risk alacağız. Şimdi Stefan Kuntz'un kariyeri Okan Buruk'tan yüksek değil ki. Okan Buruk bir defa bir
takımı üst düzey bir turnuvada şampiyon yapmış ligde. Sanırım Okan Hoca ile bir tamamen duyum olarak söylüyorum. Okan Hoca ile bir ufak görüşme yapılmış galiba. Kendisinin bir uygunluğu olmadığını zamanlama açısından şey yapmış. Bana uygun olduğunu söyledi. Atlamayalım. Ben Okan Hoca ile konuştum. Bir şey gelirse o zaman, bilgi tamam. gelirse onu da netleştirmiş tamam. olursun. Benim bendeki bilgi Okan Buruk'un milli takımı çalışmak istediği bilgi. Yönünde. Evet. Çünkü ben de bu konuda görüş beyan etmeden önce kendisine hani nezaketen sordum fikrini. O da sağ olsun fikrinde olumlu olduğunu bana beyan etti. Bendeki bilgi de o yönde. Okan Buruk dünyanın en iyi direktörüdür, milli takım için elbette. En uygun adaydır demiyorum. Elbette. Ama boştakiler için elbette. De şu anda. Boştaki Türk teknik adamlara baktığın zaman en uygun o gözüküyor. Aynen öyle. Lig şampiyonluğu var. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmışlığı var. Gladbach'ı deplasmanda yenmişliği var. Peşinden Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e saygıdeğer performansı var. Bakıyorsun üst düzey turnuvalarda iyi iş yapmış. Futbolcu olarak da Serie A deneyim var. Gitti Roma'ya basın toplantısı İtalyanca yaptı. Demek ki vizyoner bir adam belli ki. Hani mevcutlar içinde Türk getireceksek Okan Buruk. Yabancı getireceksek Okan Buruk'tan daha güçlü CV'si olan biri olması gerekmez miydi onu söylüyorum. Daha güçlü CV'si olan birini götürürsün. Ya bağrımıza basalım mutlu oluruz. Baştan beri konuştuğumuz hadise aynen o zaten. Ama Kuntz olunca tabi ağzını açtık bıraktı. Bir acaba diyorsun yani. Başarılar dileyelim. Aynen Uğur Meleke'nin söylediği gibi imza atıldı. Bu saatten sonra başarı dilemek, başarı beklemek bizim tek temennimiz zaten. Başarılar dileyelim. İnşallah yapılan planlar doğrultusunda umulandan daha iyi bir noktaya, çok daha iyi bir noktaya geliriz bu değişiklikle birlikte. Şimdi Uğur Bey, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sergen Hoca'dan bir alıntı yaptı. Sergen Hoca da ben bu kurala alıştım. Sadece önümüzdeki sene de deklar edildiği gibi devam edilecek mi onu merak ediyorum de. Arkadaşlara da sordum. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz Sergen Hoca'nın öyle bir sözünü ben... Anımsayamadık, bulamadık. Sadece şöyle, hani kural buysa uyacağız anlamında bir değerlendirmesi olduğu belirtiliyor Sergen Hoca'nın. Birebir konuşmuş olabilir mi? Belki öyle. Hani kamuoyuna yansıyan, gazetelere yazılan ya da bizim röportajlarda verilen böyle bir ifade bulamadık. Açıkçası biz mi kaçırdık acaba diye de şimdi baktırdım çocuklara onlar da bulamadılar. Gürlere de sordurduk. O da hani böyle bu ifadelerle değil de hani kural buysa uyuyacağız yapacak bir şey yok. Uyuyacağız bu sezon şeklinde bir değerlendirmesi oldu Sergen Hoca'nın diye. Ama hani ben alıştım artık falan diye bir şey bulamadık. Şuradan başlayayım. Bir ülke profesyonel futbol ligine neden yabancı kısıtlaması koyar? Daha çok genel makro plandan, büyük plandan başlayalım. Nedir amaç? Ya, yerli... 84 milyon nüfuslu bir ülkeyiz değil mi? Futbolu da çok seviyoruz. 30 bin tane lisanslı antrenör var yanılmıyorsam. 100 binlerle ifade edilen lisanslı futbolcu var. Bunlara daha fazla şans vermek değil mi? Profesyonel aynen. liglerde. Kendi çocuklarımız oynasın. Onlara oynama fırsatı verelim. Maksadımız bu. Aslında gayet iyi niyetli, gayet makul bir maksat. Peki bu maksatla hareket edip yabancı oyuncu sınırlanırken milli takım tek direktörlüğü niye bunun dışında? İmza töreninde yanında bir Alman tek direktör olması bununla tezat düşmüyor. Ben bu fikirde değilim. Ben Nihat Özdemir'le Türkiye Futbol Federasyonu'na fikirde değilim. Bana sorarsan Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşunda uyguladığı strateji gibi gençlerimizin yurt dışına gidip orada eğitim alması, göndermesi, onların tekrar Türkiye'ye dönmesi ve hizmet etmesi gibi yurt dışından alanında uzman kişilerin buraya getirilmesi, doktor da olur o, hukukçu da olur, sporcu da olur, antrenör de olur. Onların bilgilerinden faydalanmak taraftarıyım ben. Ben bu kanaatte değilim. Ben hele de bu kadar küreselleşmişken bilgi, o bilgiden faydalanması taraftarıyım. Ama madem Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşü bu, yabancıyı kısıtlamak istiyoruz, onu bir Alman hocanın yanında bunu konuşuyor olması da enteresan oldu. Biraz tezat gibi durdu. Çünkü tahmin ediyorum sadece yabancı kuralı, yani tamam yabancı kuralı var, uyguluyoruz. Ama pratikte oyuncu yetişmesine sebebiyet veriyor mu? Sadece yabancı kuralı uygulamakla olmuyor ki. Bunun en alta kadar milyon tane yapılması gereken başka zilyon tane işi var. Tek o zaman yaptık oldu olmaz getirseydik yani. Keşke. En baştan beri konuşmuyor muyuz evet. bunu? İlk gün bunu söylemedik mi? Söyledik. Altyapı direktörlüğü pozisyonu daha uygun olurdu. Oraya getirebiliyorsan işte çok güçlü bir hamle olurdu. Doğru bir hamle olurdu. Çünkü adamın zaten uzmanlığı o. 5 yıl Almanya U21 tek direktörlüğü. Öncesinde 8 yıl Kayserslautern yöneticiliği. Ondan önce Bochum yöneticiliği. Ondan önce spor yönetimi yüksek lisansı galiba. Yani üniversiteye gitmiş, eğitimi de almış. O bilgi birikiminden know-how dedikleri işte. Bilgi birikiminden faydalansaydık keşke. Sanki o daha makul olurdu. İnsan yetiştirecek insan lazım. İnsanları takip edecek insan lazım.
bunları doğru düzgün yapacak bilgili, donanımlı gençler. Besyolardan mezun olan genç kardeşlerimiz sana hiç ulaşmıyor mu? Ulaşıyorlar. Ben biliyorum. Dertler, sıkıntılar ortada. Ya illa dert üzerinden, sıkıntı üzerinden yürümeyelim. Mesele sistemin işlemiyor olması. Aşağıda, ya en üstte sen bu kuralı alıyorsun. Ama aşağıda onu besleyecek, ona uygun bir gelişim sağlayacak bir sistemimiz işlemiyor. Evet. Mesele o. Ama A milli takım farklı. Geliştirici olmak zorunda, evet, ama aynı zamanda yarışmacı olmak zorunda. Ve şu an Dünya Kupası elemelerinin çok kritik bir noktasındayız. Ve yarışmacılığa daha çok ihtiyacımız vardı. Yarışmacı yönü en azından deneyim itibariyle eksik bir tek direktör getirdik. Umarım yanılırız. Umarım yanılırız. Aynen söylediğin gibi başarılar dileyelim bir kez daha. A milli takımımıza ve yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyelim. Uğur Bey bir ara verelim, ondan sonra Spor Toto Süper Lig'de. Ya aslında şu Hamit Altıntop'un açıklamalarından bir iki not almıştım. Buyurun. Ama aradan sonra da söyleyebilirim. Yo, buyurun bitirelim, ondan sonra geçelim. Hamit Altıntop dedi ki, ben dedi milli takımla çok yakınım, milli futbola çok yakınım, kadroya çok yakınım, birçok şeye de hakimim. İnanın dedi son 5 maçın açıklaması yok. Mesela bu beni biraz kaygılandırdı, biraz endişeye sevk etti. Hamit Altıntop'a çok saygı duyuyorum. Çok saygıdeğer bir futbolcuydu. Futbolcuyken de biliyorum ne kadar takım içinde ağırlığı olduğunu. Kaptanlık bandı var veya yok, doğal kaptandı Hamit Altıntop. Düşünen bir adam olduğunu, saha içinde de üzerinde futbolcu formaları olan bir filozof olduğunu biliyorum Hamit Altıntop'un. Çok değerli bir beyni, değerli bir zekası, değerli bir düşün dünyası var Hamit Altıntop'un. Bugün de 40 yaşında, ondan yönetici olarak istifade ediyoruz. Bundan da memnunum. O yüzden Hamit Altıntop'un son 5 maçın açıklaması yok demesi biraz beni kaygılandırdı. Son 5 maçın açıklaması var hocam. Son 5 maçın teknik olarak çok basit açıklamaları var. 1. Senin tek direktörün Altay Uğurcan kıyası yaparken Altay'a oynatıyorum Trabzonlar, Uğurcan'a oynatıyorum Fenerbahçeliler tepki gösteriyor. İkilemine düşmüş. Bir defa kamuoyundan çok fazla etkilenmeye başlamış. Duygusal davranmış. Emre Belözoğlu'nu antrenör olarak almak istedim. Trabzon'da vatan haini ilan edildim gibi açıklamaları var. Birincisi, bir defa senin sorunun tek direktörün duygusal davranmaya başlamış. Kararlarını mantıkla, akılla değil duygularla almaya başlamış. Birinci sorunun bu. 2. Teknik olarak Fransa'yı, Norveç'i, Hollanda'yı alt ederken harika bir geçiş oyunu oynamıştın. Sonra o oyunu Avrupa Şampiyonası İtalya çözdü. B, C, D planı üretemedin. Çok basit bir teknik açıklaması var. Oysa senin tek direktörünün oyun repertuarının, taktik repertuarının daha geniş olması lazımdı. Ama değildi. Aynı oyunu oynayarak İtalya'ya karşı perişan olmuştuk. Peşinden Hollanda'ya karşı perişan olduk. Aynı suda maalesef iki kere yıkandık 3 ay sonra. Teknik olarak açıklaması belli. 3. Senin tek direktörün çok dar kadroyla devam etti. Halbuki geniş bir havuzumuz var. 22 kişiyle çıktık resmi maça. 23 kişilik kadro şansımız varken. Santifor havuzumuzu genişletmedi. Burak'la işler kötü giderse ne yapacağızın cevabını vermedi. Ondan sonra da Burak'la işler kötü gitti. Hiçbir şey de yapamadık. Enes'i milli takımda penaltıcı olarak kullandı. Daha önce penaltı kaçırmışlığı var çocuğun. Geçen sezon, önceki sezon mu ne? Valladolid'de. Ligde de bu hafta kaçırdı Enes Ünal. Evet, demek ki bazı teknik taktik kararları da doğru alamamış. Dar kadroyla devam etti. Stefan Kuntz'un bu kadroyu genişletmesi lazım, zenginleştirmesi lazım. İlla al kafadan Adem Büyü oynat, illa al kafadan Ali Akman oynat kimse demiyor. Umut Güneş oynat, Ravil Tagir oynat. Tamam da yani geniş kadroyu alabilirsin. Geniş kadroyu dahi almadın. Ve son olarak reklama gitmeden önce son madde. Ümit Milli Takım'la A Milli Takım arasında bir bağ kurulamadı. Niye Ümit Milli Takım'la A Milli Takım'a geçiş yok? A Milli Takım'da oyuncu eksik olunca niye ligden Konyaspor'un oradan burada oyuncu çağırıyorsun da Ümit Milli Takım'dan oyuncu geçmiyor? Umarım Stefan Kuntz döneminde bu sorunları çözeriz. Sayın Altıntop, 5 maçın açıklaması yok değil. 5 maçın açıklaması var. Teşhis Arda, belli. Doğru tedavi yapalım lütfen. Belki de bunları kastederek son 5 maçın açıklaması yok demiş olabilir. Bilmiyorum. Belki de hissettiklerini bilmiyoruz tabii. Değerli izleyenler, bir ara verelim, ardından tekrar buradayız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de yeni hafta bu akşam başlayacak. Yeni haftaya geçmeden pazar günü geride bırakmış olduğumuz haftanın, 5. haftanın istatistiklerini hızlıca sizlerle paylaşalım istiyoruz. Uğur Bey, ilk olarak topla oynama süresi geliyor ekranlara. Tabii. Buyurunuz. 5. hafta itibariyle değil mi? Bu 5 haftalık değil. Sadece bu hafta. Sadece 5. hafta. Fenerbahçe, Başakşehir. Sıkışık olduğu için şey yapmadık. Kümülatif olarak yapmadık bu hafta için, mesaisi olacağı için. Buyurun. Galiba 4 büyüklerin verilerini almışız değil mi sevgili Emir?
Fenerbahçe Başakşehir karşısındaki performansıyla 34-06 toplu oynamış. Bu birinci ve aynı zamanda Fenerbahçe. Haftanın lideri olmuş. Evet. Galatasaray'da sadece araya Hatay girmiş. 32-52 ile üçüncü. Fenerbahçe ve Galatasaray ikisi de maçlarını kaybettiler. Başakşehir ve Alanya'ya karşı ama haftanın en çok toplu oynayan 3 takımdan ikisi olmuşlar. Beşiktaş maçı da sadece ikinci yarıdaki istatistik herhalde ağırlıklı olarak etkiledi diyebilir miyiz? Altıncı Beşiktaş olmuş. 30-03 oynamış topla. Evet. Sezon ortalaması kaçmış? 28-21'miş. %57 toplu oynaması var. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nispeten oransal olarak daha düşük toplu oynaması hemen daha verimli sonuç almış. Trabzonspor da öyle. Hatta Trabzonspor Kasımpaşa maçına toplu oynamalar yakın. Koşu mesafeleri de Beşiktaş ve Trabzon'un rakiplerine oranla daha aşağıda. Neden? Çünkü çok genel geçer tabiriyle topu koşturuyorlar diyebilir miyiz? Topu hızlı çeviriyorlar. Yani git gel, git gel, git gel ya da aşırı tempo yapmak değil, topu hızlı çeviriyor. Bu hafta da mı öyle olmuş? Panik yapmadan, koşu acele etmeden var, hızlı oynuyor iki takım. O var o da var, gelecek biraz. Ya genel bir şey, bir genelleme olarak. Gerçi burada dahil olmak üzere hiçbir genelleme diyorsun, değil mi? Evet. 5 haftanın genelinde evet Beşiktaş koşu mesafeleri yüksek çıkmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir 115 koştular ki sezonun en yükseği oldu. Sezonun en yükseğiydi ama ligde 107-108 ortalamayla gidiyorlardı. Ama oyunu domine ediyorlar. O da dediğiniz sebepten olabilir yani. Çok yüksek mesafeler kat etmiyor ama oyunu domine ediyorlar. Çünkü yerleşiyor. Yerleştikten sonra çok fazla git gel yapmıyor. Yapmadı bugüne kadar Beşiktaş. 50 metrede oynuyor yani. 70-80 metre gibi değil de 50 metrede oynadığı için belki kat ettiği mesafeler daha düşük. 6. hafta yani bu 6. değil 7. hafta sonu itibariyle herhalde daha net veriler. Yani önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü daha net verilerle konuşabileceğiz. Doğru. Var mı kat ettiği mesafe? Benim önümde yok. Buyurun. Varsa isterseniz ona bakalım. Merak ettim bu hafta nasıl olmuş. Var Uğur Beyciğim, işte evet. Bak. Beşiktaş yine kendi ortalamasının üzerine çıkmış. Evet. Ama lig sıralaması 12. Evet. Kendi ortalaması yanılmıyorsam 107 idi ilk 4 haftanın. Bu hafta 112 koşmuş. 104-109 bandındaydı ilk haftalarda. 108'miş bak ortalaması. Ama bu hafta 108'e çıkmıştır işte. 112 koşmuş ya. Bu hafta evet yükseltti muhtemelen şeyi. Tabii 4 hafta 107 koşup bu hafta 112 koşarsan 108'e çıkar. Doğal. Bu hafta 112 koşmuş ama yine de 12. Fenerbahçe ve Galatasaray sezon başından beri 114-115 bandında mesafe kat ediyorlar. Bu haftada Fenerbahçe 117, Galatasaray 114 kat etmiş. Kendi standartlarını koruyorlar. Avrupa kupalarını da Eintracht Frankfurt ve Lazio'ya karşı sanki bunun ödülünü aldılar değil mi? Özellikle Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ilk temposu, ilk yarı temposu çılgındı yani. İlk rakibinden üstündü net bir şekilde. Ve oyun üstünde kurdu. Evet. Şutlarda 8-2 üstünü kurdu ilk yarının sonunda. Ama çılgın bir tempoyla, inanılmaz geçişli, orta sahalar uçarak geçildi falan. İkinci yarıda biraz tempo normalleşti ama İlk yarı temposu çok yüksekti. Fenerbahçe Galatasaray'ın bu sene fiziksel seviyeleri daha iyi. Haftanın birincisi yine Altay. Yani gerçekten 5 maç 3 galibiyet oldu Mustafa Deniz'in Altay'ı. Şut istatistiğinde de iyi noktadalar. Yine ilk sıralardalar. Kat edilen mesafe istatistiğinde de ilk sıralardalar. Mustafa Deniz'in Altay'ını bir kez daha tebrik edelim. Ligin yeni takımı. Ortaya koyduğu veriler olumlu. Bir sonraki grafiğimiz. Peki hadi buradan devam edelim. Oyuncu bazında kat edilen mesafe. Marek Hamşik yine burada. Gustavo yine burada. Berkan yine burada. Tolga da iki haftadır buradaydı değil burada, mi? Burada evet. Yani 5 oyuncunun 4'ü değişmemiş. Travnik de daha önce okuduğumuzu hatırlıyorum. Travnik de sık sık burada, evet, oluyor. Doğru. Yani diğer 4'ü kadar sık görmedik belki ama. Doğru. Ama olmuştu bir kere sanki. Evet, evet, bir kere evet. Travnik de vardı. Kasımpaşa'nın yeni orta saha oyuncusu. Bu hafta hepsi orta saha oyuncusu çıkmış. Bazen öyle çıkmıyor. Tolga Ciğerci 6 numara rolünde oynadı. Gustavo 6 numara oynuyor. Berkan ilk yarı 8, ikinci yarı 6 oynadı. Taylan varken Taylan 6'ydı. Berkan 8'di, ikinci yarı 6 oynadı. Marek Hamşik 8 oynuyor. Travnik de 6 gibi oynuyor. 12 kilometreyi 12,5 ile 13 arası koşan 5 oyuncu. Mesafe kat eden 5 oyuncu. Sanırım buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Luis Gustavo'nun bu performansı, yani yaşsız performansı, bu her hafta kat ettiği mesafesinin yukarıda olması. Dün konuşmuştuk ya, Fenerbahçe orta sahada Gustavo'nun yanında Zaitz yerine, Mayer yerine belki de o oyuncudan feragat edip öne bir oyuncu koyabilir. Mesut gibi,
Pelkas gibi ekstra bir oyuncu. İrfan geldi İrfan. 3-3-3-1. Çünkü Luis Gustavo öyle bir sinyal veriyor. Hem çok fazla top kesiyor, hem çok fazla pas arası, serseri top kazancı. Mesafe de inanılmaz mesafe kat ediyor. Hem ligin zirvesinde. Demek ki Luis Gustavo fiziksel olarak belli ki buna yeterli. Bir denenirse taktiksel olarak uygulanıp uygulanamadığını görecek Pereira. Yanlışsam yine lütfen düzeltin. Emre Belözoğlu göreve gelmeden önce Gustavo'nun üzerine çok fazla yük bindiğinden bahsediyorduk. Hatırlayın, Emre Belözoğlu geldikten sonra hem biraz forma şansı hem de dağılım vesaire falan değişti. Şimdi yine Gustavo'nun sırtına çok fazla yük biniyor diye düşünüyorum. Nedir? Kontrol etmesi gereken alan ve sorumlulukları çok fazla, çok geniş. Şimdi buna Emre can Belözoğlu, dayanmaz deme getiriyorum. Son 4-5 hafta bir de Gustavo'yu kullanmadı bile. Sosa'yı koydu yani, 6 numaraya. Vesaire. Yani Gustavo'suz oynadılar bir de son 4-5 hafta. Yani Gustavo hem kesiyor, hem kapatıyor, hem de hücumla savunma arasındaki geçiş oyuncusu olmaya çalışıyor. Oluyor, olmaya çalışıyor. Ben de şunu ekleyeyim yani buna. Çok fazla değil mi bir oyuncu için bu? Fazla. Partneriyle çok ilintili bu konu. Mesela Eintracht Frankfurt maçında Gustavo çok farklıydı. Mert Hakan'ın oyununda. Daha çok öne çıktı. O daha rahat bir Gustavo gördü. O maçlara ne dedik? Fenerbahçe, Mert Hakan'ın oyunu, hocasının ne istediğini anlamış, tertemiz, ne istiyorsa onu yapan, tertemiz yani pürüzsüz bir oyun oynadı. Sanki Mert'le Gustavo daha rahattı. Sanki öyle gördük. Mayer'le mesela Başakşehir maçında o kadar öne çıkamadı. Ama Eintracht Frankfurt maçında çok öne çıkmıştı ve katkı da yapmıştı. Yani Gustavo'nun partneri üzerine düşünülebilir. Gustavo tek de düşünülebilir, yani bu da denenebilir. Çünkü zaten sol kanat bek ve sağ kanat bek diyelim ki Ferdi Muhammed kim başlıyorsa. Zaten onlar da defansif olarak çok sorumlu oynuyorlar. Yani Fenerbahçe zaten 3'ün önünde bir 3'le oynamış olacak. Gustavo'nun sağında Ferdi, sonunda Muhammed, Novak, her kimse kime oynatacaksa öyle oynamış olacak. 3-3-3-1 olacak. Ben çok defansif arıza vereceğini düşünmüyorum Fenerbahçe Gustavo'yu tek kullanırsa savunmanın önünde. Bir kez daha hakikaten bu performanslarından dolayı tebrik edelim oyuncuları. Profesyonelliklerinden dolayı, oyuna bakışlarından, oyuna saygılarından dolayı hakikaten tebrik edelim. Özellikle bir not daha. Hamşik ve Gustavo. Hamşik'le ilgili bir not daha. İlk yarı Berat'la oynadı. Doğru. Berat 6 numara. Doğru. Hamşik Bakasete 8'di. İkinci yarı Parmak girdi 6 numara rolüne. 4 dakika sonra sakatlandı. Abdülkadir Parmak çıktıktan sonra hoca Dorukhan'ı sokmadı. Evet. 4-5 dakika sonra sakatlandı her neyse. Dorukhan'ı sokmadı. Dorukhan'ı sokabilirdi 6 numara rolüne. Yusuf Sarı'yı soktu. Doğru. Yusuf Sarı'yı kanada attı. Orta sahaya Hamşik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür yaptı. Hamşik 6 numaraya geçti bir de. Trabzonspor bu hafta yeni bir şey denedi. Hamşik 40-45 dakika 6 numara oynadı ve o bölümde gol de attılar. De 1-0'ı da korudular. Ta son 15 dakika falan değişiklik oldu. 75-80'e kadar Hamşik 6 numara rolünde oynadı. Bu arada Hamşik'e bu hafta bir ekstra kredi verelim. Yani üzerindeki defansif sorumluluk da arttı. Buna rağmen yine müthiş gidiyor. Türk oyuncu olmasına rağmen de Dorukhan'ın hocanın kafasında bir formül içerisinde, hani mesela yeni bir şey denedi dedin ya, o formül içerisinde yer bulamamış olması da acaba şunu, yani yeteri kadar performans mı sergilemiyor, olmuyor mu? Çünkü sakatlığı bitti değil mi? Bitti. Son bölümde girdi oyuna. Demek ki daha 45 oynayabilecek durumda değil. 83'te girdi. Evet, bir 8-10 dakika sahada kaldı. Herhalde yavaş yavaş dakikasını artırır. Bir sonraki sayfamız. Rakip sahada kazanılan toplar. Buyurunuz. Altay. Ligin birincisi 5. haftada. Bu şöyle. İlk istatistik yani 63. Altay diyorum, Göztepe, özür dilerim. Altay karşısında Göztepe. 63 tüm kazanılan toplar. 3 yanındaki 3 rakip sahada kazanılan top. Yani 63 top kazanmış Göztepe. 3'ü rakip sahada. 48 top kazanmış Galatasaray, 14 rakip sahada. 47 top kazanmış Fenerbahçe, 17'si rakip sahada. Yani bu Galatasaray Fenerbahçe o anlamda iyi veriler yakalamışlar. Rakip sahada top kazanma anlamında. O anlamda Süper Lig'in birincisi Fenerbahçe bu hafta. Rakip sahada kazanan 17 topla. İkinci Altay. Buraya onu koymadık. 15 rakip rakip sahada kazanan topla. Yani Altay'ı bir kez daha tebrik edelim. Hücum anlamında. Önde de oynuyor yani. İkinci Altay. Üçüncü Galatasaray. Rakip sahada kazanan 14 topla. Bir sonraki sayfada Altay'ı yine birinci olarak göreceksiniz. Bu arada buyurun. Antalya Spor, Beşiktaş'ın rakibi, rakip yarı sahada 13 top kazanmış. Beşiktaş çıkarken bayağı zafiyet göstermiş. İlk yarıda dün de konuştuk. Ne savunması? Savunma işlemezken, dünya kadar sorun yaşarken ne bari ileride top tut ne de ileride top tut. Çoğu ilk yarıdaydı muhtemelen, değil mi? Muhtemelen. Bu Antalya'nın rakip sahada kazandığı 13 topun
büyük bölüm muhtemelen ilk yarıdaydı. Çünkü istatistik anlamında şuradan bakalım. İkinci yarı Beşiktaş, Antalya. Hani şöyle bakıyorum, her şey... Bayağı değişti veriler. Ya 0.24'ten Beşiktaş'ın gol beklentisi yoktan 2'ye çıkmış mesela. Evet. Yani yoktan 2'ye, 0.24'ten 1.96'ya yükselmiş. Rakip sahasında, rakip ceza sahasında topla buluşma 2 iken ilk yarıda, ikinci yarıda 21 tane eklemiş ve 23 yapmış. Muhtemelen onların hepsi ilk yarıda. Doğru. Yine Altay'ın birinci olduğu bir istatistik geliyor şimdi. Ekranı ceza sahasına orta. Burada da isabet oranı burada birinci olarak tercih. Evet, doğru. Altay'ın birinci olma sebebi 24 isabetli orta yapması. 38'de 24. Fantastik bir sayı gerçekten. Yani hem oran olarak 38'de 24, %63-64'e tekabül ediyor ki yani böyle bir istatistik, fantastik bir istatistik Göztepe'nin. Artı 24 isabet müthiş. Kalabalığa yapmamış yani. Göztepe'de aslında stoper değişti oldu. Arsenal'a geç girdi. Daha önce orijinal stoper olmayan oyuncular kullanıyordu. Alkan Aman orada, doğru. Kerim gibi. Veya çok fazla neyimli olmayan Kahraman gibi. Ama Arsenal'a geç girdi oraya. Göztepe'nin bu kadar ceza alanında Altaylıları topla buluşturmuş olması da enteresan. Bunu herhalde inceleyecektir. Maestro. Nestor El Maestro herhalde inceleyecektir. Ben bu istatistiği özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin orta sayısını göstermek için istedim. Çok ortaya bağımlı oynadılar Alanya ve Başakşehir karşısında. Maçları kaybetmelerinde de önemli rol oynadı. 44 orta Fenerbahçe. Sezon ortalaması kaçmış? 34. Yani sezon ortalamasının %30 üstüne çıkmış. Fenerbahçe sezon ortalamasına %30. Galatasaray'da 37 orta, sezon ortalaması 29'muş. Onlar da sezon ortalamasının %30 üstüne benim çıkmış. Benim maç sonunda aldığım istatistikler, Uğur Bey, dün de konuştuk. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray 37'şer orta yapmıştı. Beşiktaş ise Antalya karşısında maç sonu itibariyle ilk yarıda 11'e 2, ikinci yarıda 19'a 5. Burada 40'ta 16 görüyorum ben. Bir şey olmasın. Hocam o Opta sendeki bu instat. Bazen hele orta hani tanımı biraz böyle şey ya, muğlak bir konu ya. Bazı topları Opta demek ki orta olarak almamış. Çünkü Beşiktaş 40 tane orta yaptı mı? İşte yapmadı instat diye. Biraz daha galiba. Pasları da mı acaba? Mesela evet, yerden pası orta olarak değil. Saymamış muhtemelen Opta. İnstat orta olarak saymış. O, peki. Tanımlar farklı. Sende kaç Beşiktaş'ın orta sayısı? Maç sonu itibariyle 19'a 5. 19 mu? Evet. İlk yarıda 11 tane yapmış. İkinci yarıda zaten oyun tamamen değişti. 19'a 5. Büyük fark var. Büyük fark var. Bu yarı yarıya yani. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakamları yakın. Onlar aynı neredeyse. İki veri sağlayıcıdan. Zaten bizim konumuzda Fenerbahçe ve Galatasaray. Trabzon'u da ayrıca bir değerlendirmek lazım herhalde. Trabzonspor orta yapmıyor ve bu konuda Abdullah Avcı'yı ben inanılmaz takdir ediyorum. Yani her hafta takdir ediyoruz. Bu hafta da takdir edelim. Yani kenar ucumlarında bu yerden pası tercih ediyorlar ki Abdullah Avcı Başakşehir'de de bunu tercih ediyordu. Başakşehir'de kenar ucumlarında verimli oynuyorlardı. Bu verimi yerden paslarla sağlıyorlardı. Abdullah Avcı Trabzon'a da bunu adapte etti. Cornelius da zaman zaman daha çok orta yapıyor. Mesela Galatasaray maçında mecbur kalıyor biraz Cornelius'a. Biraz Cornelius oyuna zorluyor. Mesela evet. Geçen haftaki veri keşke elimizde olsa. Geçen hafta Trabzon kaç orta yaptı? O belki bende vardır, söylerim. Açıyorum defteri. Siz devam edin. Ben bulursam buradan söylerim. Ama size. Trabzon genel olarak sezon genelinde orta ortalamasını söyleyeyim. Trabzonspor'un. Çok yüksek değildir muhtemelen. Geçen Galatasaray hafta, maçında diyorsunuz değil mi? Galatasaray maçında normal orta asistlerin çok üzerine çıkan sayıda orta yaptılar. Çünkü Cornelius da 15'e 5'miş geçen hafta. 15 Trabzon. 15'e 5. Galatasaray 5 orta yapmış. Trabzon sezon genelinde az orta yapıyor. 20 takım içinde 18. Onları da tebrik ederim. Değerli izleyenler, başarılı pasların hızı. Bu arada biraz hızlanalım isterseniz. Bunu ilk kez aldık. Bu ilgimi çekti. Instat enteresan bir veri göndermiş. Ya daha önce dikkatimi çekmiyordu ya, ilk defa gönderdiler. Bilmiyorum bunu. Bu ne biliyor musunuz hocam? Bunu tanımlayayım. Bu bir hız birimi değil. Bir süre tarif ediyor herhalde. Topun ayağında olduğu 60 saniye içinde mesela diyor kaç pas yapıyor o takım. Bu o. 60 saniyeyi bilmiyorum, ben tahmin ettim. Mesela Fenerbahçe topa 60 saniye sahip oluyorsa bu 60 saniyede kaç pas yapıyor? 17 pas yapıyor. Galatasaray 15 yapıyor. Beşiktaş 15 yapıyor. Trabzon 15. O enteresan. Fenerbahçe biraz daha süratli paslaşmış. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a göre. Ve lig lideri olmuş. Topu daha hızlı çevirdi mi? Hızlı çevirmiş. Enteresan değil mi? Enteresan. Bu istatistiği o yüzden aldım.
belli bir süre tanımlamış Instat. 30 saniye midir, 60 saniye midir bilmiyorum. O süre içinde o topa sahip olan takım kaç pas yapıyor onu saymış. Ve Fenerbahçe bu süre içinde 17 yaparken Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon 15 yapmış. Ama acaba pas sayısıyla doğru orantılı mı düşünmek lazım bunu? Yok, hani pas sayısıyla korelasyon kurulabilir mi? Kurulabilir mi onu sordum. En direkt olarak evet, direkt olarak hayır. Yani çok hızlı, kısa mesafelerde çok hızlı top çevirmekle en direkt olarak bağlantı kurabilirsin. Bu bize bir şey ifade eder mi o noktada? Savunma pasları mesela yanıltıcı olabilir. Fenerbahçe geriden 3 stoperle daha çok pas yaparak çıkıyor ya. O biraz yanıltabilir. Peki. Kim, Salah'ı, Serdar arasındaki pasları mesela çıkarsak buradan acaba ne çıkar? Mesela keşke öyle veri olsa elimizde. Stoperlerin paslaşmalarını çıkarsak kendi belki aralarındaki. İstesek özel olarak ona bakabilirler. Ya. Bakarlar ya. Belki de isteriz. Onu Emir. 7. haftaya bırakalım onu. Tamam, aklımızda olsun. Şu 6. hafta bitsin, hafta sonu da oynansın. Ondan sonra rahat rahat bakalım. Böyle bir istatistik. Ya da milli maç arasında uzun uzun konuşuruz. Ya. Tamam. Sırada kilit paslar var. Değerli izleyenler. Ondan sonra da bitiriyor muyuz zaten? Ya burada kilit paslarda enteresan bir şekilde mesela Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin çok geride kaldığını gördüm. Bunu da o yüzden istedim. Demek ki Başakşehir ve Alanya karşısında Galatasaray, Fenerbahçe orta sahanın hücuma geçişlerde o anahtar paslarda sıkıntı yaşamış. Onu fark ettim. Topa sahip oldular. 30 dakikanın üzerine topla oynamışlar. Bu konuda zirvedeler. Ama ne kadar verimli hücum ettiler. Çok da verimli hücum edememişler. Galatasaray sadece 7 kilit pas. Fenerbahçe sadece 6 kilit pas ve ikisi başarılı. Fenerbahçe'nin istatistiği özellikle çok dipte. O yüzden bunu istedim. Galatasaray Fenerbahçe topa sahip olmayı biraz verimliye çevirememiş bu hafta. Bitti mi grafiklerimiz? Bitti değil mi dostlar? Bir kısa ara verelim değerli izleyenler. Ardından Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak maçlara devam edelim. Spor Toto Süper Lig'de yeni hafta bu akşam başlıyor. Gelsin efendim maç programı ekranlarınıza. Saat 17'de Babakars Fatih Karagümrük Fraport'ta Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Şaykur Rizespor Altay maçı var. Akşam saat 20'de Beşiktaş Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Çarşamba günü Gaziantep Medipol Başakşehir'le, Göztepe Atakaş Hatay Spor'la, Yukatel Kayseri Spor'da Galatasaray'la oynayacak. Perşembe günü İttifak Holding Konya Spor'un rakibi Trabzonspor, Aytemiz Alanya Spor Kasımpaşa'yla oynayacak. Fenerbahçe 6. haftanın kapanış maçında saat 20'de GZT Giresun Spor'u konuk edecek İstanbul'da diyelim. Ve bugünün karşılaşmalarından Beşiktaş Adana Demirspor'u ilk olarak Fanatik Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Diyor ki Dolmabahçe'de yıldızların akşamı. Lider Beşiktaş. Bu akşam Vodafone Park'ta ligin flash ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırlayacak Batu Şuayi, Gezal ve Pjanic'li kadrosuyla Antalya maçında yaptığı geri dönüşle özgüven tazeleyen Kartal, Balotelli'li rakibini de kayıpsız geçmeyi planlıyor. Bir an ne dedim? Kulağım duyunca şaşırdım. Yanlış okudum elbette. Balotelli'li rakibini de kayıpsız geçmeyi planlıyor. Siyah beyazlar demiş. Batman yani. Uçuşu hazır. Diğer taraftan Super Mario geliyor demiş. Burada muhtemel 11'ler. Ha bir dakika. Kartal'a çifte müjde. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Wellington ve grip tedavisi sona eren Valentin Rozier Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Enkudu, Teşiyara, Umut Meraş kadroda yer almadı demiş. Bir de Mehmet Topal ve Necip'in sakatlıklarının zaten uzun, biraz daha uzun süreceğini Sergen Hoca da söylemişti. Muhtemel 11'imiz var mı? Dostlar, buyurunuz. Onlar da gelsin hemen ekrana. Her iki takımdan. Ersin'le hoca başlayacak diye tahmin ediyoruz Sergen Hoca. Rıdvan Wellington, Montero ve Rozier. Savunma dörtlüsü Salih Josef Pjanic orta sahası. Solda Larin, sağda Gezal ve en ileri uçta da Batu Şuayi. Yani ikinci yarıda, Antalya Spor maçının ikinci yarısında başarıya ulaşan ön tarafa bir de sağlamlaşan geri dörtlüyü idealize edince böyle bir Beşiktaş takımı ortaya çıkmış. Montero özelinde hemen sorayım. Nasıl buldunuz kritik maçta? İlk yarı, ikinci yarı. Yani ilk yarı bireysel performans belki çok fazla konuşmanın manası yok ama Montero sanki eksiklerinin ve de artılarının ne olduğunu bilen ve buna göre bir oyun oynayan
bir oyuncu gibi. Yani risk almıyor, fazla şey yapmıyor. Hani nasıl denir ona? Hani doğru ya da bir şey müdahaleden sonra, başarılı bir müdahaleden sonra iyice coşup şey yapmadan, eksilerini artılarını bilerek bir oyun oynuyor. Stres altında dahi gibi. Gerçekçi. Gibi. Ne dersin? Realist futbol. Öyle gördüm yani. Stoperler öyle oynamadı. Borussia Dortmund onun için tabii güçlü bir sınavdı. Karşısında işte Haaland'ı, Jude Bellingham'ı, Marco Reus'u falan acayip oyuncular buldu karşısında. Fena da sınav vermedi. Bir tane Haaland'ı kaçırdı, pozisyon var ama ilk müdahaleyi yapamayınca, dediğin gibi, ondan sonra çok süratli değil zaten. Evet, evet. İlk müdahaleyi yapamayınca zafiyetler ortaya çıkıyor. O yüzden ilk müdahaleyi yapması i̇lk lazım. İlk günden beri zaten söylemiştik bunu. Aynen öyle. Bir de gol attı. Ki Borussia Dortmund hava toplarını çok iyi değil. Keşke Beşiktaş daha çok deneseydi. Denediği pozisyonda gol de attı. Yani genç oyuncu için süper bir sezon başlangıcı. Bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdi. İyi sinyal veriyor sanki Montero. Şu ana kadar evet, çizgisi gayet iyi. Wellington dönüyor, Rozier dönüyor. Beşiktaş savunmasının alışıldık parçaları. Antalya maçında savunma çok fazla değişmiş. Sergen Yalçın bence lüzumundan fazla biraz fazla müdahale etmişti. Çünkü Necip sakatlandı, pekala Atıbı'yı oraya kaydırıp çok fazla yerlerle oynamayabilirdi. Ama önce işte Josef Stoper, Mehmet Topal sağ bek. Orada kafa karıştı biraz. Ondan evet. Sonra En Sakala sağ bek, Rıdvan sol bek, Josef tekrar önünü veriyor Atiba Stoper'e. 4-5 farklı savunma dörtlüsü mücadele etti maç içinde. Burada ona ihtiyaç olmayacak. Ön taraf zaten iyi bir ikinci yarı oynamıştı. Gezal sezonun kontağını çevirdi. Larin çok etkili oynadı. Yani fiziksel olarak iyi seviyede olunca zaten bununla baş etmek çok zor. Bu sezonun en iyi maçı oldu herhalde değil mi? Hem Gezal için hem Larin için. Evet. Batshuayi 3 golünde içinde var. Ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu, ne kadar her zaman kendini hazır tuttuğunu ve hazır olduğunda neler yapabileceğini, kendine güvenilir neler yapabileceğini gösterdi. Ama Adana Demir de iyi bir son maç oynadı. Yeni tek direktörü Vincenzo Montella yönetiminde de galibiyet aldı. Rize'yi 3-1 yenerken savunma Rasul Tayyip başlamışlardı sezona. Rasul sol beke kaymıştı önceki hafta. Muhtemelen yine öyle başlayacak. Evet. Geçen haftaki savunma dörtlüleri de böyleydi. Yeni savunma dörtlüsü Rasul kaptanı takımın ve bence ligin çok önemli savunma oyuncularından bir tanesi. Onu umarım uzun süre bu ligde izleyeceğiz. Artık sol bek olarak izliyoruz. Orta sahada geçtiğimiz hafta Sinan'a İstanbul'a eşlik etmişti. Sanırım onun bir sağlık sorunu var. Castro daha fazla ayağına mahir bir oyuncu. Sinan da çok yürekli. Ligin dikkat çeken yerli orta saha oyuncularından bir tanesi. Bu yarına son gol attı. Geçtiğimiz hafta Balotelli penaltı golü attı. Vargas gol attı. Hepsi moralli. Montella ile sanki ideallerini buldukları maç oldu Rize maçı. Biraz daha yüksek özgüvene çıkacaklardır. Castro'nun orta sahada biraz daha topu az ayağında tutup biraz daha seri olsa sanki daha iyi olacakmış gibi. Hocanın tercihi çok fazla top istiyor çünkü haklı İstanbul'u olarak. Olmuştu Rize evet. Maçında zaten. Tottenham deneyimi olan. Hatta sanırım Beşiktaş karşısında oynamıştı Avrupa Ligi'nde. Yanıtlı takımdan tanıdığımız bir oyuncu İstanbul'u. Ama İstanbul'u zaten oyundan çıkmıştı Rize maçında. Bu kez Castro bekleniyorsa Castro daha yani öne gitme iştahı da olan bir oyuncudur. Castro ile oynarsan biraz daha Sinan'ın üzerindeki yük artar. Hocanın tercihi olacaksa. Orada Sinan'ın üzerindeki yük artabilir. Böyle bir zafiyet yaşayabilir Adana Demir orta sahası. Orada tercih Castro olacaksa. Bizim 11'de kim vardı en ileri uçta Adana Demir Spor'da? Balotelli gözüküyor. Ha. Balotelli ile ilgili söylentiler var ama sanırım onu teyit edemedik. Edemedik evet. Yani hani oynayacak oynamayacak. Bir sağlık mesela. Sorunu var mı yok mu? Çünkü Akintola sakat. Belhan da sakat. Onlar oynamayacak kesin. Ama elimizdeki son bilgi Balotelli'nin en ileri uçta görev yapacağı yönünde. Aynen öyle. Geçişli bir oyun olur. Eğlenceli bir maç olur. İki takım da yediğinden daha fazlasını atma odaklı takımlar. Saat, buyurun özür dilerim. Kaçırılmaz yani bu akşam. İşiniz yoksa 20'de değil mi maç? 20'de izlenebilecek düzeyde. 17'de de Karagümrük, Fraportav, Antalya Spor. Vava Fatih Karagümrük, Fraportav, Antalya Spor karşılaşması var. Yine taktik olarak ligin en çok pas yapan ve bunu evet. Başarılı yapan takımıyla Ersun Hoca ile birlikte... Bu sezon daha farklı oynayan bir Antalya Spor göreceğiz. Oynamaya aynen çalışan. Aynen öyle. Biraz gerçi geriden pasta çıkmaları benzeşiyor. Karagümrük'te Antalya'da geriden pasta çıkmayı tempo seviyorlar. Tempo biraz düşük olabileceğini şey yapabiliriz sanki. Ama mesela Antalya önde baskıya gider mi? Faryol'ün Karagümrük'ün. Geçen hafta Kasımpaşa ile oynadı değil mi Karagümrük? O maçta evet paslar biraz belki zaman zaman. Yok Kasımpaşa ile oynamadı.
Kim? Yok, Kasımpaşa değildi ya. 4-3 kazandılar. Şimdi. Yani orada bayağı bol gollü bir karşılaşmaydı, onu söyleyecektim. Evet, paslar zaman zaman yana ve geri olabiliyor ama gol anlamında da şey yok. Heyecan anlamında da tempo yukarıda yani. Çünkü geriden pasta çıkma konusunda ustalar ve ısrarlılar, rakiplerini üstlerine çekiyorlar. Hafta Malatya maçı mıydı? 4-3 evet, Malatya'yı 4-3 yendiler deplasmanda. Üstlerine çekiyorlar rakiplerini. Üstlerine çektikten sonra da seri çıkma konusunda ustalar. Francesco Farioli'nin tarif edilebilir bir oyunu var. Ve bunu da Süper Lig'de gayet başarılı uyguluyor. O yüzden Antalya aynı hataya düşer mi? Öne baskıya gelir mi? Beşiktaş'a karşı ilk yarıda gelmişlerdi. Ve Beşiktaş'ı hataya zorlamışlardı. Ama ikinci yarıda gene verdiler. Ersun Yanal için de, gerçi Karagümrük'te oynayan her tek direktör için benzer şey söyleyebiliriz. Enteresan bir taktiksel sınav. Mesela Beşiktaş gelmişti Karagümrük'e karşı önde baskı ama organize geldi. Çılgınca gelmedi. Bir üçlü, arkasında üçlü boşluk bırakmadan geldiler. Ve Karagümrük'e karşı kazandıkları toplarla fatura kestiler. Beşiktaş Karagümrük'ü rahat yendi. Ama Beşiktaş'ın yaptığını aynı seviyede diğer takımlar uygulayamayabiliyor. Şimdi süre bitti diyor ama diğer maç bu akşam oynanacak. Bir cümlede ondan rica edeyim. Çaykur Rizespor Altay. Altay 5 hafta 3 galibiyet. Çok da tarif edilebilir bir oyun. Rakiplerinden daha fazla koşuyorlar. Fiziksel olarak çok iyi seviyedeler. Daha fazla ön tarafta oynuyorlar. Daha fazla şut atıyorlar. Ligin olumlu oynayan takımlarından bir tanesi. Bülent Uygun'un Rize Sporu için işler iyi gitmiyor. O da biraz sabırlı olun diyor. Oyuncularımız yeni geldi. Özellikle ön taraf oyuncularımız yeni. Adaptasyon süreci yaşıyoruz diyor. Oturmuş bir oyunda henüz taşların tam yerine oturmadığı evet. Bir takım karşı karşıya. Tam olarak fark bu. Altay daha çabuk oturttu taşları yerine. Evet. Rize'nin daha zamana ihtiyacı var. Diyelim ve bitirelim. Uğur Meyke çok teşekkürler. Teşekkür süremizin sonuna geldik efendim. Yarın tekrar aynı saatte birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.